Peki diğer konuya geçmeden önce konuklarımızı alalım. Alalım. Konuklarda bu kadın erkek ilişkileri falan filan buralarda. Kadar özel iki kadın geliyor ki kaynatmaya, şu anda. Konuşmaya bayağı böyle bir seyircinin de bizim de sevdiğimiz kahramanlar kim geliyor? Kadın Hikayeleri oyununun başrol oyuncuları aynı zamanda yönetmeni Almula Merter'le Seren Fosforoğlu geliyor. Evet. Tiyatrocularla magazin konuşmak daha zevkli oluyor. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Uzun zaman oldu. Evet, uzun zaman oldu. Ama vallahi hiç değişmiyorsun Müge. Kendini nasıl ne yapıyorsun bilmiyorum. Hiçbir ama şey her zaman bıraktığım eve, yerden devam ediyorum. Buradan eve. Siz de öyle. Biz de koşturmaktan herhalde bu kadın hikayeleriyle sürekli turne halindeyiz. Türkiye'yi dolaşıyoruz ve inanılmaz da güzel gidiyor zaten. Benim programıma Seren çok geldi. Seren'in programına ben gittim. Ama ilk defa bir programa konuk beraber. Çok güzel. O zaman şu ilk bir araya gelmekten bence şu anda yorumlarla çok güzel şeyler çıkacak. Yani siz arka planda böyle olayları analiz ediyorsunuz. Evet, çünkü hep bir taraf idare ediyordu. Şimdi ben çağırdığım zaman işte konuyu toparlayıp ona atıyordum. O ilk defa bir aradayız. O toplar burada toparlayacağız şimdi. Biz kuzenler böyle hem çok yakınız hem de farklı karakterler. Ben sakin. Onun ritmine ben yetişemiyorum. Sen beni biliyorsun yani şey halinde. Biliyorsun sen nasıl olur. Şimdi ondan istiyoruz ki. İşte evet. De ama çok güzel bir denge yakaladık. Hep öyle olur zaten. Biri olur. Diğerini, diğeri evet, birini evet. Dengeler. Seren sen de çok iyi biliyorsun ki Almula bazen böyle yorum yaparken gözlerimiz büyüyor. Sonra o da farkında böyle ben böyle genel konuşuyorum. Genel konuşuyorum. Ortaya bırakıyorum. Ortaya hiçbir şeyi lütfen. Evet, ama doğru. Şimdi bir de bazen sizden beklenen bir şey var mesela. Hani sizin bir duruşunuz, net tavrınız. Evet. Böyle hani cümleleri en sert kuruşunuz. Bir de bazen ters köşe yapıyorsunuz. Yapıyorum. O ters köşeler de insanı şey yapıyor. Bir dakika ya. Nasıl ya falan. Bayılırım ters köşeye. Evet. Hadi ilk habere ne köşe yapacaksın bilmiyoruz ama ilk haberi size aktaralım. Ceyda Düvenci ile Bülent Çakrağ'ın 8 yıllık evliliği geçen yaz bitti. Aradan aylar geçti. Bülent Çakrağ Mavi Sürgün dizisinin yapımcısı Esra Akpınar'la aşk yaşamaya başladı. Ve ilişkisinde hatta gitmiş dürüstlükle Ceyda Düvenci'ye söylemiş. Benim böyle böyle bir ilişkim başladı diye. Zaten de Ceyda Düvenci'nin de ilişkisi yeni başladı. O da ünlü radyocu Güçlü Mete ile birlikte. Fakat şimdi şöyle bir şey dolanmaya başladı. Acaba Bülent Çakrağ Ceyda Düvenci'yi aldattı mı? Çünkü Ceyda Düvenci röportajlarında ayrılmak isteyen ben değildim. Bir terapi çıkışında geldi küt diye dedi ki ben artık yürütmek istemiyorum. Şimdi... Aradan aylar geçti. Yaklaşık bir 8-8,5 ay geçti. Bülent Çakrağ'ın hayatında artık biri var ve Esra Akpınar var. Esra Akpınar da evliliği yıktı, yuvayı yıktı iddialarına bir açıklama yaptı aramızda kalmasına. O dizide Bülent Çakrağ oynarken ben de o dizinin yapımcısıyken evet bir tanışıklığımız vardı. O da boşanalı aylar olmuştu ama ortada bir ilişki yoktu. İlişkimiz 4 ay önce başladı. Aralık'ta başladı. Evliliğin bitme, yuvanın yıkılma sebebi asla ben değilim, kabul etmiyorum dedim. Evet. Şimdi hangimiz? Evet, hangimiz? Ya ben Bülent'i çok eski yıllar öncesinden Kınalı Kar zamanından tanırım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Demin sen anlatırken de kullandığın kelimeler çok güzeldi. Aylar geçti dedin. Evet. Aylar geçmiş. Dürüstçe gitmiş söylemiş dedin. Dürüstçe söylemiş. Ben bir anne olarak beni ilgilendiren kısmı çocukların zarar görmemesi. Doğru. Ve Bülent'in de biliyorum ki Ceyda'nın evladına kendi evladı gibi sahip bakıyor. Çıktığını, baktığını. Hı-hı. Şu anda bir ayrılık yaşanıyor ama bu çocukların zarar görmediğini ve ikisinin çocuklar için bir araya geldiğini biliyorum. Beni en çok bu kısmı ilgilendiriyor. Bir de hani Cem Yılmaz'ın lafı var ya hani biz marjinaldik. Biz aslında her şeyi çok güzel yaşıyoruz ya. Dürüstçe söylüyoruz, ayrılıyoruz. Ayrıldıktan evet, evet. Sonra bir ilişkiye başlıyoruz. Doğru. Yani gündüz programlarına baktığımda biz aslında daha temiz yaşıyoruz açıkçası. Ünlüler evet. Diyorsun. Yani evet. Yani bazen düşünmüyor böyle, değilim. Evet. Çok şey söyleniyor ama hayır burada bence çok doğru dürüst yaşanan bir şey var. Şimdi burada aslında şöyle bir şey var. Ceyda Düvenci'nin
ben aslında evliliğimi kurtarmaya çalışıyordum cümlesini sarf etmesinden sonra aslında biraz kafalar karıştı. Kimse ayrılmak için evlenmez ki zaten. Elbette, elbette ama o cümleyi sonrasında paylaştığı için ister istemez Esra ile ilişkisi başladığında acaba mı soruları havada uçuştu. Ama dün Esra ile uzun uzun konuştuk, Müge de konuştu. Aralık'ta başlamış bir ilişki. Peki kadınlar bir de bunu sen ne diyorsun? Saatten sonra yani altını kaşımanın altından bir çapanoğlu çıkartmaya çalışmanın bir anlamı yok. İkisi daha, ikisi de benim de çok sevdiğim arkadaşlarım, çok eski. İkisi de ayrılmış artık, yollarına gitmiş. Bunlar, bu konuşmalar, bu yapılanlar sadece onun dediği gibi biz artık çok annevari düşündüğümüz için çocuklara zarar veriyor. İnternet denen ortam o çocukların bir gün okuyacakları ve kafalarında soru işaretleri atıp belki de annesini babasını sorgulamaya başlayacakları bir şey. O yüzden hani bunun kaşınması da artık bu saatten sonra çok doğru bir şey değil. Ayrıldılar ve bitti. Burada bir şey sormak istiyorum. Çok önemli bir şey söylediniz. Çünkü o bütün bilgiler internet kayda giriyor. Ve çocuklar geliyor. Peki burada o zaman yetişkinlerin şöyle yapması gerekmiyor mu? Annelerin, babaların. Ayrılıyorsan o zaman o malzemeyi vermeden sessiz sedasız arka planda yürü. Tek bir cümle kurma. Hiçbir şekilde en ufak bir cümle kurma, işte o zaman ne internete düşer ne de üzerine burada çocukları etkiler. Ama rencide olabileceği bir açıklama yok ki. Evet, malzeme de vermemiş. Genel olarak sor. Çok şey olarak da özele girmiyorum. Genel konuşuyorum. Genel konuşuyorum. Malzeme olarak da vermemiş ki kurtarmaya çalıştım, yürümedi, evet, bitti. Bu çocuk kadar. Okusa ne olur bunu, okumasa. Bunu olur. Benim eşeleyip de acaba o dönemde belki aldattı, belki aldatmadı, belki sonradan başladı. Zaten bir şey değiştirmeyecek ki yani, tabii. İş oldu geçti. İşte bu saatten sonra onunla uğraşmak hem kişilere de zarar veriyor, yeni ilişkilerine zarar veriyor. Peki Almula şöyle soralım, onları tenzih ederek soralım. Çünkü genelde hem kendi hayatlarımızda hem ünlülerin hayatında da böyle şeyler oluyor. Çok. Kişi ayrıldıysa, kadın ya da erkek, ayrılırken de üzüldü ve kırıldıysa, problemler yaşadıysa, giden kişinin mutlu olması, yeni bir aşka yelken açması, gözlerinin önünde çiçekler açması... Kalanı rahatsız ediyor mu? Ediyor. Ya etmemeli, çünkü ayrılık olduysa artık evet insan bir hani niye yürütemedi mi belki kendi kendine sorar. Bir sonraki ilişkisi için o hataları üzerine, hata da değil öğrendikleri üzerine, ben hatayı pek telaffuz etmek istemiyorum. Öğrendikleri üzerine bir başka ilişkisinde düşünür. Evet onu mutlu görmek belki ya biz de böyle günler geçirdik der ama bir sonraki ilişkilerine daha başka bir yolla yaptığı öğrendiklerini sorgulayaraktan belki. Bu girebilir. Hayatı süzgeçten geçirmiş insanın konuşması. Herkes evet. Bu noktada yani değil ki. Ama, değil. Ama yani bir şeyler kaldıysa halen içinde o zaman düşünebilir. Yoksa hiçbir şey kalmadıysa, bittiyse dönüp. Niye öfke de kalmaz? Bazı, hiçbir duygu bence, kalmaz. Bir süre sonra bitiyor zaten. Yani ben ayrılık yaşadım. Hiçbir şey hissetmiyorum. Eğer şey hırs yok. Yapmadıysa. Çünkü sen bitti duygu çünkü. Bitmiş. Hırs yapmadıysa. Hırs yaparsa zaten o noktada bu sefer çocukların üzerinden yürümeye başlıyorlar tabii, ki. Tabii, doğru. Bu zaten tamamen kağıt. Ya da şuna da rast geliyoruz biz örneğin gazetecilerde. Kişi hırs yapıyor. Evet. Ama hırs yaptığı konuyu açıklamaya cesareti yok. Alttan kalitesine ve kalibresine onu yakıştıramıyor. Magazin açıklamaları arkadaşına diyor ki şunu el altından yürütüver, sızdır bilgiyi. Çok olan bir şey. Altın yürüsün. Kendiyle ilgili sorunu varsa o insanın, kendiyle barışık değilse kimseyle barışık olamaz zaten, böyle şeyler yapabilir. Ya da öc alıyor bir şekilde. Evet. İşte bu, evet. Ama burada ne yapıyor? İşte eğer hele çocuk varsa bütün şey çocuğun üzerine geliyor. Yani o çocuk onu bir şekilde beynine yerleştiriyor. Anne babanın en küçük tartışmasını dahi çocuk kafasına yerleştirir, bir gün karşısına çıkartır zaten. Doğru, evet. Doğru, aynen. Yani Bülent Şakrak'ın aradan aylar geçmesine rağmen artık aralarında herhangi bir hukuki bir şey de kalmıyor. Kimse kimseye bir şey açıklamak durumunda değil. Senin dediğin gibi gidip eski eşine, çünkü ortak bir hala evlatları var. Benim artık hayatımda bir var, haberin olsun. Tabii, hani sen gazetelerden öğrenme. Demesi çok da güzel söylemiş. Yani birçok ilişki öyle gizli saklı yürütüyorlar. Ah. Sonra başka olaylara, başka yani. Boyutlara geliyor. Ya, ortak çocukları olunca çok dikkat et. Şey seçkin piriler. Bak hiç unutmuyorum. Hani mesele burada. Kaç tane örneğimiz seçkin var. Piri. Hani en şu an aklıma o geldi. Seçkin piriler. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evli. Çok mutlular. Biz de arada mutluluk haberlerini yapıyoruz işte. Hatta diyoruz ki zıt karakterler bunlar nasıl birbirlerini buldular da hep yıllardır konuşuluyor. Seçkin sonra bize anlattı. Bir gün önce dedi Netflix'te kanepede uzandık karı koca patlamış mısır. Ha ha hi aşk meş öpücüklerle film izledik. Ertesi gün oluyor Kaan Tangöze konsere mi gidiyor ne? Seçkin de biraz geç kalkıyor. Kahvaltıda gazeteyi bir açıyor.
Kaan Tangöz'e Kıvılcım Ural'la aşk yaşıyor, seçkin aldatıldı. İşte o bir gün önceye baksaydı belki bu hikaye sürecek gidecekti. Adam iki tarafı da idare edecekti. O karaktersizliğe giriyor. Ben bunu Kaan için kullanmıyorum. Genelde. Çok tatlısınız. Ama genel yaşadığı büyük bir hayal kırıklığı işte, yani. Çok, yani çok yaptığı büyük. Gitmiş dürüstçe demiş ki artık bu ilişki boşandığı bitti. Boşandığı halde açıklıyor. Ha, evet. Biten bir şeyi yürütmenin zaten anlamı yok. Oturulur, konuşulur, kurtarılmaya çalışılır. Kurtarılamıyorsa da daha fazla yıpratmamak, çocukları da yıpratmamak için ayrılır. Bu onu yapmış ama öbürü hani o patlamasaydı o haber belki o iş devam edecekti. Haberi olmayacaktı evet. Evet. Yani bu böyle şeyler unutulmayan şeyler. Evet. Peki şu sizin özellikle geçtiğimiz günlerde Alişan haberine geçelim mi? Çünkü tam da aslında hangisine geçelim Mügeciğim? Hangi hafızaya geçelim? Hayır, geçelim. Bir dakika, bir dakika. Çünkü evet, hafızaya geçelim. Hafızaya doğru geliyor. Evet, hafızaya doğru çok güzel geldin. Benim kafam çünkü Alişan'ın açıklamasında, o da birazdan çünkü üzerine çok irdeleyeceğiz. Ya artık öyle bir şey olacak ki bilim adamları hafızadaki kötü anıları silmek üzerine bir araştırma yapıyor. Bu araştırmada bilim insanları beyindeki kötü anıları elektroşokla çok iyi yalnız. Ay harika. Elektroşokla silebilmek için deney başlattıklarını duyuruyor. Ya ne dersiniz bu konuya? Düşünsenize süper. Beynimizdeki o tüm kötü anılar bir elektroşokla böyle bizim of silip gidecek. Ben dersiniz. Denek olabilirim bu konuda. Ben bilmiyorum yani her ben şey. Ben istemem. Ben de istemem. Yok, hayır, ben isterim. De istemem. Yani bazı şeyler yani yaşamışım ben bunu. Niye bunu sıfırlayayım ki hayatım? Olumsuz içinde? Olan. Ama olumsuzluğu da ben yaşadım ve olumsuzluklardan da bir şeyler öğrendim. Yani tabii. Niye beynime şok dalgasını verip ya de. Öğrendiğimiz şey cebimizde kalsa da o olumsuzluklar silse. O zaman silse, da silmiş olmuyor ki o cebinde zaman, kaldığı zaman aynı kalsın, hesabı. Ama geliyor. Hatırlamayalım. Ama yok, ben şimdi hatırlamazsan aynı hatayı gider bir daha yine yaparsın. Neyi yani, sildirmek istiyorsun olmadı. Silinsin derken? Yani yaşadığın o kötü anılar yeni hikayeler başlayacağı zaman seni etkiliyor ve ister istemez bir gardını alıyorsun. Hı. Daha farklı davranıyorsun. Kendin gibi olamıyorsun. Balıklama da almamış oluyorsun. Daha iyi yani, bir şey belki. Yoğurdu üfleyerek yemeye başlıyorsun. O daha bu bir doğru. Bu laf banaydı galiba. Evet, balıklama direkt şimdi çalıştım. Ben bazı şeylerde biz sana çok hep konuşuyoruz dedik ama şimdi bazen insan işte o hisleriyle balıklama dalıyor işin içine. Görmesi gereken şeyleri de görmeyip aynı döngüleri yaşamaya tabii, başlıyor. Bitmez o zaman. Ben ders. Şimdi biz tamamıyla ben de hani biliyorsun ayrıca NLP master'ıyım. Evet. Bununla ilgili eğitimler veriyorum. Danışmanlık yapıyorum. Evet, travmaları temizlemeye çalışıyoruz. Travmaları düzeltmeye. Ama kafadan silmek diye bir şey olamaz yani. Çünkü olursa balıklama dalar. Tabii ki. Bir de tercih olduğunda o zaman silmem diyorsunuz. Yok, silmem. Ben sildiririm. Ben de sildiririm. Aynen. Bak aynen. Şimdi diyelim ki bir özel ilişkide evet. Hata yaptın. Tamam. Hani hep kadın erkek ilişkisi konuşuyoruz. Okay. Sen onu sildirdin. Adam sende travma yarattı. Sen onu sildirdin. Ne güzelmiş. Bir sonrakinde bir diyelim ki evlilik yapacaksın. Güzel bir ilişkiye başlayacaksın. Adamda öğrendiğin şeyleri kullanamıyorsun. Ya aynı hataya dalarsan? Ya o adamda öğrendiğin hikayeler de o zaman o senin yeni ilişkinde hayatında o da seninle beraber geliyor. Oradaki çıkarımlar falan bence çok dert değil. Sen yeni sıfırdan çıkarımlarını yaparsın. Hikayeyi taşımak çok saçma hikayeyi geliyor bana. Hikayeyi taşımayacaksın ki. Hırs hikayenin yaptığın sana zaman hikayeyi taşıyorsun. O ilişkideki ayrılık öğretim. Hırsla bittiyse hı-hı. O zaman o hikayeyi taşıyorsun. Yok yok, hırsla ama alakası anlaşmalı yok bunun. Kırgınlık, kırgınlık var. Kırgınlık, ve silelim hırs. Gitsin ya. Niye? Silelim gitsin mis gibi temiz. Hayatım bu ikisi silsin. Seyirci ne düşünüyor? Hayır ben vermiyorum. Serine sildirtmiyorum. Lütfen. Onlar dursun. Fikir değişmesin lütfen. Evet. Yalnız kalmayıp silelim değil mi? Yok. Silelim yani hayatına ya. Yeni girecek insanların niye sadece çeksin, niye öyle böyle bir şey yaşasın ki? Ama yaşatacaksın ama ya ben onu söylüyorum. Yaşatıyorsun evet. İster istemez oluyor. Ya işte bu. Eğer yani o hırsın ya da kırgınlığını kendi içinde o kendini koruma içgüdüsü bence. Çünkü onları unutursan de. Yaşadıklarını bir sonraki ilişkide aynı şeyler döngü gibi canım, geliyor sadece sana. Sadece ilişki değil mesela hastalıklar da yaşanıyor hayatta. Bir sürü şey oluyor, bir sürü üzüntümüz var. Bunları tekrar tekrar yaşamak insanın hayatına etki ediyor sonrasında. Dolayısıyla sildirmekten yanayım ben. Hani böyle çeşitli şeylerle sınanıyoruz ya, hastalık, ölüm, ayrılık falan, Allah korusun. Ama bunlar da seni sen yapan şeyler. Evet, evet. Yoksa tabii, öyle tabii. Yap sil yap sil ha 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 iyi gez o zaman ondan yap, sonra. Yap boz tahtası. Evet, ve belki o zaman sınavların daha da çok artar sildiğin için.
daha fenası keşke geliyor olabilir. Keşke işte o ha 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 hi 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 bir insan olabilsem yani. Zaten belki öyle olamadığımız için biz öyle diyoruz. Sildireyim ben onu diyorum. Ama en güzel laf vardır. Ders sen öğrenene kadar devam edecektir. Sen öğrenene kadar o devam eder. O yüzden o yaşanmışlıkları silmek bir şey değiştirmeyecek. Sen öğrenmediğin sürece kafanı sıfırla yeni şeye başla yine devam eder. Yani bu yeni devam etme yani hatırlamadan da devam edebilir. Eskiyi hatırlamayalım. Devam edecekse. Peki seni sildirtiyorum. Ay, seni de sildiriyorum. Biz kalıyoruz. Ay Allah sil gitsin yani. Silelim ısrarla. Sil baştan başlayın. Fikrimiz değişmeyecek. Siliyoruz. Biz siliyoruz. Sil baştan başlamak. Okay, peki baştan. Ankete aynen. Bakalım. Almula ile ben aynı kafadayız. Yelda ile Seren de bakalım. Kazanacak? Onlardan. Bence biz kazanacağız. Silim, siz silinip gitsin önde. Gördünüz mü? Ya. Ya. Saygımız sonsuz ama ben sildirmiyorum. Biz o %17'lik %20'lik orada kalalım. %17'de kalın o zaman. Evet, biz evet, geçmişteki bütün acılar, travmalar işte deneyim olarak oradan onu çıkaracağım bu. Silin gitsin mis temiz. Zaten silgiye gerek yok. Elektroşoka ve bilim adamlarına da gerek yok. Aramızda bazı arkadaşlar öyle dolaşıyor zaten. Yapıp. Zaten silip silip kafalarında elektriğe çarpılıp yeniden başlıyorlar. Biliyorsun bir elektrik Pirze sokuyorlar, yeniden başlıyor. Onlar silmiyor bence. Onlar biraz karaktersiz oldukları için yani yaptıkları kötü şeyleri unutup devam ediyorlar. Evet, şimdi başka bir habere geçelim. Bizim oyunda da var bu şarkı. Öyle mi? Seren'in parçası. Vay. Çünkü oyunda onun bir hikayesini anlatıyoruz. Gerçekten yaşadığı kadın erkek ilişkisinde ve sil baştana bağlıyoruz. Ya. Geliriz oraya da gerçekten yaşanmış hikayelere. Peki efendim devam edelim. Zeynep Bastık'la karşılaştı arkadaşlarımız. O böyle biraz para biriktirme, arsaya yatırım yapma gibi konulardan konuşmuş. Bir konuyu teğet geçmişler. Önce Zeynep'in röportajını dinleyelim. Sonra teğet geçtikleri konu Barko'ya gelecek ve size soracağız. Bakalım o konudaki düşünceleriniz ne olacak? İzleyelim. Zeynep Bastık parasını nasıl değerlendirdiğini açıkladı. Ne kadar çok yatırırsak o kadar. Yerel seçimlerde 95 yaşındaki Haldun Dörmen, 76 yaşındaki İlber Ortaylı bile sıra beklerken, 61 yaşındaki Candan Erçetin sandık başında beklerken, Zeynep Bastık'ın uzun süre ayakta durmamak için asistanını oy sırasında bekletmesi çok konuşulmuştu. O kadar midem kötü, uçaktan indim ki yani zor duruyorum. Bu görüntüler hafızalardaki tazeliğini korurken, bebekte gece yürüyüşü yaparken görüntülüyoruz Zeynep Bastık'ı. Ben artık inmeyeceğim bebeğe. Gideceğim başka yerde yürüyeceğim, koşacağım. Bayramda neler yapmayı planlıyorsunuz Zeynep Hanım? Ama kendinize vakit ayırabilir misiniz? İzmir'e giderim ya. İzmir'de böyle biraz tatlı. Yeni doğan köpeklerimiz var, yavrularımız. Evet. Onları sevmeye giderim herhalde. Yılbaşı sahne ücretleri çok konuşuluyor. Basına yansıyan ücretler doğru mu acaba? Bilmiyorum ki kimin ne kadar... hiç vakıf olduğum şeyler değil. Zaten para konularını da hiç sevmiyorum. Hiç kendim hakkında da başkaları hakkında da. Allah herkese kat kat daha fazlasını versin yani. Paranızı nasıl değerlendiriyorsunuz peki Zeynep Hanım? Toprağı istiyorum. Toprağa ne kadar çok yatırırsak o kadar kendimi de huzurlu hissediyorum bir yandan. O tarafın insanı olduğum için. Topraktır yani benim için. Herkesin başkadır tabii. Benim hadi gidiyorum ben. Harcamaz. Ben de kendime üçüncü tekil gibi mi bahsettireceğim? Çok harcamam ya, benim şeydir böyle. Daha çok yurt dışına alışveriş yapmayı seviyorum. Her zaman da gidemiyorum. Gittiğimde ama ufak tefek de burada da yapıyoruz tabii. Demet Özdemir yıllık alışveriş bütçesi belirlediğini söylemişti. Bu bütçenin ise 5 milyon olduğu iddia edilmişti. Siz de yıllık bütçe ayırıyor musunuz? Yok, o kadar değilim ama son derece gördüm onu. Aşırı mantıklı buldum yani. Bunu değerlendirmeye aldınız mı? Ya olabilir, neden olmasın, bir düşünülebilir. Peki. Hadi ben kaçtım. Vallahi Zeynep Bastık'ın alışveriş nasıl yaptığı, tasarrufu, işte yurt dışından yaptığı, Türkiye'den çok alışveriş yaptığından ziyade. Hiç iyi geldi. Evet, seçimlerde... ki davranışı çok konuşuldu. Çok eleştirenler oldu. Haklı eleştiriler de var. Çünkü o eleştirilerin sebebi Haldun Dörmen gibi üstad 95 yaşında ve İlber Ortaylı gibi 76 yaşında oy kullanmak için sırada beklerken Candan Erçetin de sandık başında bakın görev yaptı. Ama Zeynep Bastık asistanını kuyruğa koyup sıra ona geldiğinde oyunu öyle kullandı. Ne dersiniz? Şimdi bu tamamen bir şımarıklık. Gerçekten bu şekilde yaptıysa bir şımarıklık. Kendini bilmezlik diyeyim. Şimdi Haldun abi gibi, İlber Bey gibi ya da ben onlar evet tanınan insanlar ama onun dışında da 90-95 yaşında memleketini seven insanlar orada oy kullanmaya gittiler. Gördük. Sedyede giden oluyor evet, canım tabii. Yani hasta sedyede götürüyorlar, oy kullanıyor. Gördüm. Şimdi aynen. Bizim hep konuştuğumuz şey bizim ülkemizde, dünyada da var bu ama bizim ülkemizde daha çok mantarlar böyle
toprakta biten mantarlar gibi her gün her gün ünlüler çıkıp ortada dolup hepsi de pohpohlandıkları için bir anda ne oldum haline dönüşüyor her şey. Yani bekleyeceksin kardeşim hep, ya da gelme o zaman, gelme. Yani oraya evet ben geliyorum, o yatıyorum göstermek için pozunu da verip sosyal medyada da paylaşıp geldiysen o sıraya da girip bekleyeceksin. Bu bir şımarıklık. Hasta da olsan bekleyeceksin ya da gelmeyeceksin. Oraya asistanını koymak bana göre şımarıklığın en üst safhası. Evet, çünkü saygısızlığın en üstü. Yani ünlü olmak şey değil. Arkadakilere de öyle. 95 yaşındaki de değil, 55 yaşındakine de. İnsanlar bekledi orada. Sen de bekle. Sen kimsin ya? Kimsin? Güven Hanım'ın söylediği gibi işte maalesef ülkemizde karavan sanatçılarıyla oyuncular, sanatçılar ayrı. Evet. Almula, ben de geçen gün Müzik On Air'de Sevtap ve Özcan'la röportaj yaptık. Onlar şeyi sordular. Ünlüler dünyasını sordular. Bak kaç yıllık gazeteciyim. Şunu söyledim. Farkında olmadan bunu söyledim. Hayatımın hiçbir döneminde, Zeynep Bastık için demiyorum, tenzih ediyorum. Hiçbir döneminde bu kadar ünlü görmemiştim. Görmedin, değil mi? Evet. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. Genç magazinciler uğraşsınlar. Ama ben şu ana kadar ki geldiğim dönemde bu kadar bir ünlü enflasyonu görmedim. Tek yani. Ünsüzler şöyle, tek emek verenler, bu işe gönül verenler, bizim meslek anlamında söylüyorum. Maalesef ünlüler kervanı, ünsüzler kervanında. Ama hep böyle dank diye ortaya çıkmış olan, işte aşırı pompalanıp ortaya konmuş olanlar ünlüler kervanında. Hiçbir zaman Güven Hanım ya da işte atıyorum Haldun abi başına ünlü diye yazdırmaz. Asla istemezler. Bunların aslında en temel sebeplerinden bir tanesi, siz ne dersiniz bilmiyorum ama ünlümsülerin, yani çok ünlü hatta olanların sayısının artmasının sebebi sosyal medya. Şimdi bunlar bir şarkı yapıyorlar. Sosyal medyada deli gibi tıklandığında, deli etkileşim aldıklarında ister istemez onlar kendini kafadan ünlü zannediyorlar. Evet. Sonra bir de o kötüsü ünle de beraber iyisinde. Müge piyasaya girdiklerinde sosyal medya bir insanın ününü gerçekten sağlamlaştıran bir şey mi? Ünlü kılar mı yani sosyal medya? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün aslında pek çok yapımcıların, tabii onlar da reytingleri düşündüğü için yaptı. Hı-hı. Ama sosyal medyadaki takipçilere göre birçok kişiyi oyuncu seçiminde ya da işte bir program sunumunda. Ama görüyoruz sonucu. Onlar da sonucu görüyor. Görüyoruz, onlar da görüyor ama bazen o sonucu gördükleri halde üzerine gidip proje üzerine proje. O kadar doğru. Fazla başarılı çocuklar var ki yeni nesilde özellikle. Çok, çok. Güzel çok. Ama yani... Bu işte genel belki bu dünyanın getirdiği bir şey oluyor. Onun o çocuk yani Zeynep'e de belki çok kızmamak lazım. O da sistemin içerisinde o sisteme ayak uydurmuş. Bir de iyi insan olmak başka bir şey ya. Yani ben kimseye, yanımda çalışan hiç kimseye böyle davranamam. Ya yani vatandaşlık görevin zaten senin kendi görevin, bireysel yapman gereken gerekirse bir şey. Onu geçtim. 10 saat ama onun beklersin. Dışında da yani değil mi? Onun dışında da yanında çalışan bir insana aile gibi oluyorsun, birlikte hareket ediyorsun. Hasta mısın? Söyle ben hastayım, bana bir sandalye getirin de otur sandalyede, sıranı gene bekle. Tabii yani. Ki seçim günü hep gördük, yaşı ne olursa olsun yani dediğin olursa gibi olsun. 90 küsür yaşında da evet. Tekerlekli sandalyede de gelen, hatta sizi öne alalım dediğinde beklerim diyen dünya evet. Güzeli insanlar vardı sırada. Aynen. Yani mesele orada... Başka ama bir şey. Halk her şeyi ayırt ediyor biliyor musun? Tabii ki yani ayırt ediyor. Ne kadar yetenekli olursan ol, iyi insan olman, halka saygı duyman, nasıl hareket ettiğin, yaşantın herkesin aklında kalıyor. Ve gün içinde de zaman içinde de bazı şeyler yerine oturuyor. Ekrandan geçiyor, gözünde. Sahneden geçiyor. Sen karavan ve evet. Güven evet, Okunay'a dedin. Lafını. Ya da onu şey evet, yapacak şimdi tam üstüne geldi. Ona geçelim mi ya, ne kadar güzel söyledi. Çok güzel bir laf. Güven Okunay o kadar güzel söyledi ki. Karavan oyuncular dedi. O karavan oyuncular var dedi. Bir de onlar ve bazı insanlar eskilere, bizim gibi işin gerçekten ehli olanlara fosil gözüyle bakıyorlar. Bir dinleyelim. Maalesef. Konuşalım. Evet. Şimdi benim için de karavanlar çok enteresandır. Ben karavanları pek sevmem. Karavanlar özellikle kırsal bir yerlerde çalıştığımız zaman ihtiyaç dahilinde giyinip soyunup makyajımızı yapacağımız tuvaleti olan filan bir araçtır. Yani sanatçıya ve çevresine uygun bir araç. Bazı oyuncu arkadaşlarımız onu
kendi lüksü olarak kullanıyor. Evet. Yani sabah ayrı karavan, öğlen ayrı karavan, akşam ayrı karavan geliyor. Bir de o karavanın özellikleri de olması gerekiyor. Tuvalet içinde karavanı vardır biliyorsunuz. Tabii tabii. Tabii. Yani ben avokado istiyorum oluyor bazıları. Evet. Bazıları diyor ki ne getireyim, yarım ekmek arasına şey peyniri koy ver bana yeter diyor mesela. Her tipten insan var, set kalabalık. Ben karavan oyuncuları ve gerçek oyuncular diye ikiye ayırıyorum onları. Şimdi ilginç. Bir insanda fazla materyal yoksa, yani gücenmesin arkadaşlarımız karavan severler ama. Yoksa ben çok güzelim, ben oyuncu olmak istiyorum. Yani insanlara... Dudaklar böyle, gözler böyle. Yani onlardan oyuncu işte. Onlar karavan oyuncuları. Ancak kaprislerini karavan isteyerek çıkaran takımı. Oyunculuk bu değil. Bir kere yaşlılara fosil diye bakıldı bir zaman. Hele tiyatrocular, eski tiyatrocular, deneyimli insanlara fosil dendi. Fosiller... aşağılandı. O kadar acımasız. Şimdi bu zihniyet çok kötü bir zihniyet. Çok ayıp. O fosil dediğiniz insanlar... ustalar. Ustalar. Yani günün teknik donanımı ona hitap etmeyebilir. Ama kalaylı kaptan yemek yer. Çatal yoksa sıyırıp yer ama yer. O kadar güzel gösterir ki o yemeği imrenirsin. Niye çatal bıçak kullanmıyor diye onu rencide edemez. Onun gibi bir şey. Biraz kalite bozuldu. Bu teknik donanım ilerledikçe maneviyat kayboldu. Evet, tiyatrocu saygı olarak ve tiyatrocu bir babanın söylemiş evlatları olarak ne diyeceksiniz? Canım Güven abla ama öpüyorum seni yüreğinden. Çok doğru söylemiş tabii. İşte karavan oyuncuları ve gerçek oyuncular diye maalesef ki. Ve o, bir, ayrıca da o gerçek oyuncular olmasa o karavan oyuncuları zaten hiçbir işe yaramayacak. Çünkü bütün o dizileri götürenler aslında o gerçek oyuncular. Güven abla gibi ya da bizim yaş dönemimizde ya da Seren'in yaş döneminde bu işe emek vermiş olan insanlar. Şimdi onlar ekran önünde sadece güzellikleriyle var olan insanlar. Ama bu gene bütün dünyada olan da bir gerçek. Tabii. Birazcık işte şımarıklık, saygı bitti. Ben de program yapıyorum biliyorsun. Bana gelen bir çok gene gerçek oyunculardan bir abimle konuşurken dedim ki hiç dedim hani söz söylüyor musun? Hani mesela bak burada yanlış yapıyorsun ya da işte şöyle hareket et. Vallahi dedi hiç ağzımın payını almamak için lafa girmiyorum dedi. Çünkü dedi hemen tersliyorlar dedi. Ya o saygı bir kere tamamen bitti. Şimdi bizim bir tiyatro grubumuz var. Şimdi Seren benim kuzenimin olması dışında sonuçta benim oyuncum. Ben her yerde dediğim bir şey var. Etik olarak başka oyuncuları tenzih ediyorum. Benim oyuncularım hepsi çok iyi ama etikte ben Seren'in üzerine görmedim. Çünkü öyle bir babadan yetişti. Enis Yosforoğlu hocanın. Evet. Tiyatro ahlakı başka tabii, bir şeydir ama. Ailede bunu öğrendi, öğrendik. Ben en küçük bir şeyde bir şey söylesem Seren orada üzülse, sinirlense bile bana o sırada müdahale etmiyor. Çünkü işin yönetmeni benim orada diye. Yani bu bitti. Onu en güzel işte dediğim gibi o oyuncu abimiz söyledi. İyi rollerde oynayan. Edemiyorum. Çünkü bize burada Erhan Yazıcıoğlu söyledi. Erhan abi bana da işte gelmiş. Bak, ben onu anlatıyorum sana. Söylemiyorum dedi. Çünkü herkesin içinde dedi. Erhan Yazıcıoğlu da 60 yıllık şey oyuncu. Evet. Tersliyorlar dedi. Ne münasebet. Halbuki terslemek. Ondan bir şey öğrenmeye çalış. Ya o ne kadar önemli senin için. Ya onlar olmasa gerçekten o dizi çöker. Oturup onu dinlemen lazım. Senin ustan, senin büyüğün. Kolaycılar. Çünkü tak. Burada her mantar, şey, burada böyle. Bir anda sabah kalkıyorsun yeni bir ünlüyle ortaya çıkıyor. Tabii işte hayatım. Onu söyledim. Ya da şöyle düşünüyor. Ben bölüm başını alıyorum. 250 bin kardeşim. Daha tamam bitti. Sen buraya ben gerekliyim. Sen burada yan figürsün. Ama Güven abla ne kadar doğru söylemiş. Fazla materyali olmayınca demiş. Yani kendini değerli hissetmek istiyor. Karşı tarafa da değerli hissettirmek istiyor. Onun için işte ben avokado yerim, karavan olsun, işte sıcaklığı, oda sıcaklığında su isterim. Yetersizliklerini saklamaya yarıyor. Ama benim değerim ben kameranın önüne geçtiğimde gözükür. Evet. Tabii ki kesinlikle. Yani arka biz, tarafta değil. Tabii biz bilmiyor muyuz oluyor? Karavan krizleri çıkaran oyuncuları? Hayatım fırsat veriliyor değil. O kadar saygısız bir dilleri var ki artık yeni oyuncuların ya da yeni ünlülerin. O dile zaten o eski oyuncular onun en küçük şeyini bile
yani kendileri utanıyorlar böyle bir konuşmanın içine girdikleri için. Yani katlanmak zorunda kalıyorlar çünkü alternatif olmadan. Katlanmak değil, aslında onlar saygı gerektirmeyen kişilere yine de saygılarını koruyorlar. Evet. Peki Güven Hokna'nın eski kuşaklara hala bilmiyorum setlerde bu mantık mı var? Fosil diye yaklaşımı da doğru. Çok acı. Gerçekten ben... Babam televizyon dünyasının içinde olduğu için ben bunları hani gözlemleyen biriyim. Ferdi Merter'in. Gerçekten de artık hani sizin yaşınız ya siz bir kenara çekilin. Bu muhabbet çok fazla var. Bunu söylemeseler bile ifadeleriyle her şeylerle sen ya 70 yaşına geldin sen 80 yaşına geldin. Bir otur kenarda sana verileni yap. Sen bu işi çünkü onlar zaten aldıkları bütçeler o insanların çok altında bütçeler. Ama o bütçeler onların evlerini çevirdiği için hani böyle katları yatları olmadığı için sen sus otur paranı da al şeyi. Maalesef yaşamadı. Ki babam da belki bu kırgınlıkları yaşamamak için son yıllarda çok uzak kaldı. Amcam çok kırgındı. Yani o yüzden çekti kendini. Çünkü hep kendi işini yapıyordu. Kendi tiyatrosunun patronuydu. Öğrencileri vardı etrafında falan. Sonra son yıllarda bu saygısızlıkları, bu şeyleri, bu ortamı gördüğü için çekti kendini. Tekstilik bir oyunu vardı. Çok onu emek harcadılar sadece. Onlar. Tabii, sonra da bu özel değerlerimizi kaybettiğimiz zaman da arkalarından hemen şey olur değil mi? Sahte gözyaşları. Evet, çok değerliydi, öyleydi. Enis Fosforoğlu da öyleydi. Baban da cebindeki 3 kuruşu hala tiyatro yapacağım diye uğraşıyordu. İkisi de aynı şekilde. İkisi evet. De hani çok rahat yüzü hiçbir zaman görmedim. Ama meslekleri anlamında aşıklar. Çok mutlu öldüler. Yani ben kadronun hiçbir zaman babamın kadrodan ayrı yemek yediğini, gidip mesela bir turnede başka bir restoranda yiyip de onları başka bir yerde yemek yedirdiğini görmedim. Şimdi böyle şeyler oluyor. Evet. O gün peynir ekmek yenecekse oturur onlarla peynir ekmek yerdi. Böyle bir ahlaktan geliyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Onun da temel sebebini ne güzel söylemiş. Siz de açtınız Güven Hanım. Tamamlanmışlık yani. O kadar meziyetleriniz olduğu zaman siz dolu doluysanız orada sette çalışan insanlara üst perdeden bakmazsınız. Hangi işi yaparsanız yapın orada bir haddinizi, hududunuzu bilirsiniz. Ama dediğiniz gibi sevimsiz bir durum. Meslek çok sevgisi bizimkilerin ya da eski kuşağın Güven ablanın gerçekten bu mesleğe aşık olmaları. Onlar paraya hiçbir zaman aşık olmadı. Paraya aşık olsalardı zaten başka yerlere gelirlerdi. Tabii. Hiçbir zaman paraya aşık olmadılar ama yeni nesil paraya aşık. Aynen öyle ama seyircinin de kime aşık olduğu sonuçlardan belli oluyor zaten. Sen paraya aşık olursun seyirci sana aşık olmaz orada olay biter yani para olayı bitirir. Peki devam edelim yine bu tiyatrocu ve değerlerden aşka meşke geliyoruz. Bilelim. Bade İşçil boşandığından bu yana yüzü pek gülmedi aşkla ilgili konularda. Ay ne yapayım sonunda sarı sayfalara mı ilan vereceğim diye bir espri yaptı. Onun da arkasından bakın ne çıktı izleyelim. Haftanın 4 günü Boğaz hattında yürüyüş yapan Bade Yeşil, yürüyüş rotasını uzatarak hem Tevfik Fikret'in mezarını ziyaret etti hem de biraz Boğaz manzarası izleyerek deniz aşkını, Boğaz aşkını hayranlarıyla paylaştı. Boğaz'a aşık olduğu kadar dansa da aşık Bade Yeşil, evinde müziği son ses açarak işte böyle dans etmişti. Dans ediyorum, deliyim ben. Bade Yeşil'i bu dansı sonrasında Boğaz'da yürüyüşte yakaladık. Beğenmişler mi? Hep yapalım. Yo ben zaten ediyorum deliyim ben. Koridora kapandı. Nişantaşı'ndan İstinye'ye, İstinye'den Tarabya'ya, sonra gerisin geriye Nişantaşı'na yürümüşlüğü var Bade İşçil'in. 41 kilometrelik bir yürüyüş bu. 41 kere maşallah. Valla o zaman 41 kilometre falan diye hesaplamışlardı ama evet. Aşk hayatında uzun süredir sessizlik yaşıyor Bade İşçil. Bu durumun şakasını yapmış, sarı sayfalara ilan vereceğim demişti. Yok diyeceğim. Ya artık hani ilan verelim ben buradan böyle tuhaf alıyorum diye. Dalga geçiyorum yani. Ama çok enteresan bir kadın var. Güzel. Yani çok enteresan. Canım var mı belki gönlünüz verdi? Evet. Ay. Bade İşçil'den platonik aşk itirafı. Yani platonik diyelim. Platonik. Kişi bu kadar güldürüyorsa. O platonik biraz geçmişti sen. Yok yok. Gerçekten. Yani kimse yok. İlişki olarak bir şey yok. Ama beğeniyoruz. Beğeniyoruz. Aynı şekilde. Ya girme canım sulara. Derinleşiyorsun olmaz. Boğulursun. Bilmem. Bilmiyorum. Bakalım. Yani ben kendi kendime gülüyorum şu an. Ne zaman öğrenecek kendisi? Bilmem.
belki. Belki öğrenir, belki ben o ara yok ederim onu kendi kendime. Evet, 2016 evet. yılında boşanmıştı. Boşandığından bu yana da en azından bizim bildiğimiz kadarıyla bir magazin dünyasına el ele bir aşk meşk bir şeyi açıklamadı. Çok da güzel kadın. Çok da güzel. Çok hoş. Çok da güzel olunca kriter, çok da zengin, çok da eğitimli olunca bu sefer işler daha mı zorlaşıyor Sera? Eğitimli olunca biraz zorlaşıyor da hani güzel olmak veya işte ne bileyim ben yani artık zengin olmak. Artık herkes güzel olabiliyor aslında değil çok, mi? Evet, estetikle yani, falan yani. Evet. Herkes güzel oluyor. 70 aynen. yaşındaki aynen. de 30 yaşa dönebiliyor yani. Paran varsa. Yani paran varsa bastırıyorsun. Herkes aynı tip oluyor o ya, zaman. Ya aslında. Fotokopiler o kadar çoğaldı ki yani bas bas makineden çıksın bas bas. Tabii. Yani böyle bir şey yok. Herkes aynı. Aynı mı dudaklar olur? Aynı mı gözler olur? Yani aynen öyle. Biz biraz önce programa girmeden bu konu üzerine konuşuyorduk. Yani estetikle ilgili falan işte bazı arkadaşlarımızdan. Yani ben şunu savunurum. Hep başın sen de biliyorsun. Bende dövme dahi yoktur. Allah seni bir şekilde yarattıysa zaten onu bilerek sana o özelliklerini vermiştir. Yüzündeki burnun. Ya bunlarla uğraşmak bir sağlıkla ilgili bir sorun olmadıkça hele bizim mesleğimiz için bana da korkar zaten öyle şeylerden. Ben zaten iğne görmek benim gibi bir kadının iğnede bayıldığını düşünebiliyor musunuz? Çığlık çığlığa ağlıyorum. İğnem 2,5 saat falan sürüyor. Bana bebek iğnesi getirin lütfen falan diye böyle. Sen botoks falan yaptın. Mümkün yaptı değil yani. Hele dolgu molgu falan. İğne bana diyorlar ki işte kilodan dolayı kaybetmeye çabalıyorum ama yemeği de çok seviyorum. Diyorlar ki hani gir bir şeyler. Ben yani mümkün değil ki ben iğne gördüm mü gidiyorum zaten. Bana kızan getirsin bana iğneyi göstersin. Hamla yok piyasada zaten direkt. O işlemleri yapanların hiçbirinin acı eşiği öyle şey değil, düşük değil. Onlar için sıkıntı değil. Buradan sokuluyor değil mi iğneler? Canları acıyor da. Acıyor da yiğitlemeyi şey sürmüyorlar ya, yani. Öyle noktaya artık geliyoruz ki sana deseler ki yılan sokunca, akrep sokunca üst üste bir anda 30 yaşında olacaksın. Gelsin her tarafından soksun abi, diyecek. Evet, evet. Saçma sapan. Yani psikolojine iyi gelecek bir şeyse bunu yaptırmaktan yanayım. O dozajı iyi ayarlamak lazım. Ama arttıktan sonra bu sefer psikolojin de bozulmaya başlıyor. Yani o sınırı iyi bilmek lazım. Evet, kesinlikle. Ama şimdi artık devir değişti. Tamam biz ne kadar kadınlar kendini şişirerek öyle yaparak güzelleştirmeye çalışsa da ve tek tipi olsa da bakın Kanadalı araştırmacılar, özellikle toplum bilimciler bir araştırma yapmış. 2022-23. Müge ilk maddeyi sen söylesene lütfen. Özellikle 35-50 yaş arası erkeklerin sevgili kriteri ne? Evet. Değişmiş çünkü. Estetiksiz bir, kadınları istiyorlar doğallık, artık. Tabii. Doğallık evet. istiyorlar. İki, toplum tarafından dayatılan güzellik anlayışından ziyade daha doğal kadınları tercih ediyor. Evet, uzun süre sohbet edip muhabbet edebilecekleri, derinlemesine paylaşacakları kadınları istiyorlar. Kadın içinde, erkek içinde bu çok önemli. Kesinlikle. Yani. Çünkü bir yere kadar fiziksel güzellik, donanımlı alanlarında başarılı kadınları tercih ediyorlar. Evet. Doğru bu ama başarılı kadınlarda bazen kendinde problem yaşayan erkeklerde fazla oluyor. Yani egosal problemine girebiliyorlar kadın eğer ön tarafa çıktıysa. Zaten Kanada'da yapılmış bir araştırma. Türklere uygun bir şey. Şimdi akıllara şu da geliyor. Cem Yılmaz, onun aşk hayatını biliyoruz. Türkiye'nin zaman zaman dönem dönem takip ettik. Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriyle evlendi ya da bu konuda aşkları oldu. Uras kaygıları oldu öyle. Şimdi hayatlarındaki kadınlarla farklı şeyler yaşıyorlar. Çünkü Uraz'ın hayatında fotoğraf sanatçısı Sayna var. Cem Yılmaz'ın hayatında da pilates hocası ve yemek videolarıyla meşhur Necla Karahalil var. Artık başka bir seçimdeler. Başka bana bir noktadalar. Bana göre Necla çok güzel bir kadın. Benim Cem'in eskilerine göre, evet. işte enerjisine göre, pozitif bakışına göre şu anda bu kadın bana göre çok güzel. Son evet. derece doğal bir kadın. Kesinlikle. Peki niye erkeklerin bakış açısı değişti? Ya da o özellikle belli bir yaştan sonra ne değişiyor da beklentiler değişiyor? Çünkü tamamlanmış bir erkekse değişiyor işte. Demin yani Güven ablanın söylediği gibi tamamlanmış bir erkekse kadın karşısında güçlü olsun istiyor, iyi olsun istiyor. Sadece güzel olması değil. Güzel olsun, ben onu istediğim kadar ezeyim, kafası boş olsun, eğitimi olmasın. Yöneteyim. Bu kendisiyle ilgili işte eksiklikleri olan erkekler böyle kadınları tercih ediyor. Bir de yani tamamlandıysa birbirinin aynı kadınlar olduğu için zaten bundan buna geçtiği zaman zaten farklı bir şey yok ki.
hayatında. Hani birinin burnu bu tarafa doğru, öbürünün bu tarafa doğru. Aynı, bu kadını bırakıyor, öbürüne geçiyor. Direkt aynı tip yani. Evet. Biz kadınlar niye bu erkekleri seçerken işte zekasını önemsiyoruz, işte eğitimini önemsiyoruz, oturup sohbet etmek bizim için önemli oluyor değil evet, mi? Evet. Tabii. Yani demek bunu da ki tamamlanmış biz... kadınlar için geçerli kılalım. Tamamlanmış da bak. Genelden sonra tamamlanmış çünkü, kelimesi popüler evet, artık. Artık şu noktaya gidiyorlar. Yani Cem Yılmaz'da Uras Kaygılar oldu. Onların hayatlara bakışları da tabii ki öyle. Ya güzellik, seksilik, cazibe, popülarite, ışıltı. Tamam. Gerekli, ilk çekim için gerekli ama ne kadar bunu devam ettireceksin bak, ki? Bak ne güzel bir masa koymuşsunuz buraya. Pek beğendim ama vurayım bak. Neye vurdum tahtaya. Masa çok güzel ama vur. Evet. Ha. Şu çiçekleri koymazsan bu masanın bir güzelliği yok. Ya da şu yanındaki okuyacağın gazeteler olmasa bu ses tabii çıkıyor. Aynı şey. Ya da üstünde konuşulanlar olmasa. Evet. Yani. Nokta. Evet. Nokta. Peki kadınlar geçecek miyiz? Hayır, hayır, az önce bir cümleye takıldım. Güzel çünkü. Kadınların böyle zeki erkek, işte dolu dolu erkek olsun, oturduğumda konuşayım, arkadaş olsun. Beklentileri de düştü bu arada, onu da söyleyeyim. Söyledin ya az önce. O da düştü. Düştü mü? Pek çok kadın da artık öyle bir derdi yok. Onun derdi mesela yurt dışı seyahatleri yapsın. İşte çantalar, ayakkabılar, kısa süre. Bunların sayısı da arttı. Çok yazık ki arttı. Onlar başka tür. Onun dediği de başka. Evet, evet. Kendi kendine yani... yetebilen bir kadın bunları aramıyor. Tabii. Evet, evet. Dostluk arıyor, sevgi arıyor, değer tabii görmek istiyor. Ne diyoruz bunu o zaman? Tamamlanmış. Tamamlanmışlar. Tamamlanmış kadınlar. Çok güzel, çok güzel bir tarif oldu evet, bu gerçek. Şimdi Almula geçenlerde Alişan bir açıklama yaptı. O açıklamanın altında sen de bir şeyler yazdın. Evet. Bu da hepimizin, sosyal medyanın da dikkatini çekti. Onun söylediklerini senin tamamlaman. Alişan şöyle bir şey söyledi. Cinsiyetsiz bir topluma doğru sürüklenmeye çalışılıyoruz ama burası Türkiye yemezler dedi. Sen de üzerine bir şey yazdın. Önce Alişan'ın o sözlerini hatırlayalım. Sonra senden tekrar görüşünü alalım. Yok olmaz. Yani artık zaten böyle bir dünya istiyor insanlar. Evet. Maalesef. Hani erkekleri... Hani cinsiyetsiz bir toplum yaratmak istiyorlar ya. O yüzden o Türkiye'de işlemez yani. Erkek etek giymesi veya hoca yapması. Kimse kimseye karışamaz evet. Şey bir ülkede, demokratik bir ülkede yaşıyoruz ayrı bir şey ama. Hani bunu eğer örnek olarak benim çocuğum daha 4 yaşında, 5 yaşında. Çok fazla görürse bunu, kendine örnek almak isterse o zaman tehlikeli bir ülke olur. Ama sürekli deklare ediyorlar. Bunu hem sosyal medya üstünden hem... Çok deklare ederlerse o zaman karşı gelinir ama ne bileyim kendisi yapmak istiyorsa ne yapmak istiyorsa yapsın. Nedir bu cinsiyetsiz? Şimdi bu dünyada böyle bir şey maalesef ki bu akım başladı. Özellikle bu Koreli diziler, Kore gençlik dizileri, Koreli sanatçılar. Evet. Özellikle o bölgelerden başlıyor. Cinsiyetsizliği ortaya çıkarmak. Dikkat edersen o şarkıcıların hepsi böyle bebek gibi yüzler. İşte evet, porselen gibi. Erkekler evet, evet, bebek gibi. Şimdi buna yönelmeye çalışılan dünyada böyle bir akım, böyle bir sistem var. Alişan'ın dediği gibi bu Türkiye'ye göre bir şey değil. Hı. Ama bizim sanatçılarımız kalkıp yani... Ya pardon da yani niye giyiyorsun eteği, ne geçti onu sosyal medyada paylaştı. 3 gün 5 gün daha konuşuldun tamam, vay anam etek giymiş, öbürü kadın taklidi yapmış. Ne oldu 5 gün konuştun, sen modelsin şimdi, seni sonuçta izliyorlar. Sen ön planda olan birisin. Genç çocuklar var, daha küçük çocuklar var. Ben çocuklarımı televizyonda seyrettirmiyorum. Almıyorum. Otur oku, benimle konuş, benimle bir şeyler yap, kendin resim çiz. Ama bunlar onlara önemli. Şimdi oturuyor seyrediyor onu, ne oluyor orada, işte adam etek giymiş, bu da popüler, para da kazanıyor. Demek ki bu tarafa acaba yönelsem ben de bunu, başlıyor taklitleri doğru türemeye ve cinsiyetsizliğe ve de aslında zekanın alta düşmesine ilerliyor. Yani tamamen böyle nötr bakan, hiçbir şeyden anlamayan, duygusuz ama duygusuz ama etek giymeyi bir şey sanan, adamlık sanan ya da popülerlik sanan insanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Son derece bizim meslektaşlarımızı bu konuda kınıyorum. Böyle bir şey yapmaya hakkınız da yok. Hele böyle bir toplumun içerisinde, böyle bir toplum derken de yanlış anlaşılmasın ama biz değerlerine sahip çıkan, kadını erkeği bilen bir toplumuz. Böyle bir toplumun içerisinde ya ekran önüsün sen ya. Z
Zaten sosyal medyada yeterince var bunlardan. Ekran yani daha onlar da şunu diyorlar. Sosyal medyada da olmaması gerekiyor aslında. Ben burada biraz ayrılıyorum Abla'dan fikir olarak. Yani ben kiminle giyindiğiyle ilgilenmiyorum. Hı. Onların mesajını da ben böyle algılamıyorum. Onlar diyorlar ki benim yaptığım işle benim beynimle ilgilenin, ne giydiğimle ilgilenmeyin diye alıyorum ben mesajı kendi tarafımdan baktığım zaman. Bizim Pollyanna. Hani, ben öyle alıyorum mesajı. Bilmiyorum. Tabii ki hani çocuklar için önemli. Televizyon da çok önemli böyle şeyler. Tabii çünkü ki. Televizyonda düğmeye bastığın anda evin içindesin. Televizyonda bir denetim olmalı. Hı. Ama dijital platformlarda, sinemada kendin seçerek gidiyorsun. Orada sansür olmaması gerektiğine, özgürlüklerin olması gerektiğine inanıyorum. Ama özgürlük toplum değerlerine ters. Yani nedir? Niye? Yani şimdi benim beynimle ilgilen derken niye etek giyiyorsun? Yani kardeşim, çekmeseler pardon. Burada görmüyor olsak o konserinde giymiş o eteği. Kendi konserine gelen gençler de var. Böyle bir şey yok. Onun orada verdiği mesajın farklı olduğunu düşünüyorum. Ben hiç öyle düşünmüyorum. O 3-5 gün daha fazla konuşulmak oluyor. Yani beyninle. Şimdi şunu benim çocuğuma ben asla seyrettirmem zaten. Eğleniyorlar ya. Şunu seyreden çocuk da bunu örnek alacak kendine. Ben hiçbir şekilde bunu eğlenmek falan değil ya. Bu ben böyle bir şey bilmiyorum. Belki çok tutucuyum ama bunu ben eğlenmek olarak görmüyorum. Nasıl görüyorsunuz? Ya bana göre yani ya bu artık yozlaşmak değil mi? Daha tam kelimesi dünyada aslında yozlaşmak. Dünyada yapılması gereken bir şey var. Evet ama ben onlara hizmet ettiklerini burada bunu düşünmüyorum. Hizmet yine de orada polyanacılık yapıyorum. Bu bir özenti. Ama dünyada var böyle bir şey yapmaya ama çalışıyorlar. Ama yanlış bir akım var. Evet. Sen yanlış akımı göz göre göre niye getiriyorsun? Yanlışa o çocuk yani ortalıkta çok fazla suç oranları çok yükseldi. Problemler çok yükseldi. Bir sürü yanlış şeyler yaşanıyor. Hepimizin çok üzüldüğü. Herkesin eğitim düzeyi bizim gibi değil tabii. Bir algılama evet. şekli. Çok evet. doğru o anlamda. O zaman hiçbir sahne şovunda yani böyle şeyler olmasın mı diyorsunuz? Sahne şovunda erkekler bak. Etek giymesin. Etek giymesin. Ya erkek erkekli misin kadın kadın? Tamam kıyafetini salaş bir şey yapsın ama niye etek giyiyorsun? Kadını mı aşağılıyorsun? Ben o taraftan da bakarım. Nasıl? Yani şimdi şu eteklerle şu çorap ben bilmiyorum bana son derece ters geliyor. Yani benim belki yetişme tarzıma bu tarz şeyler uymuyor. Kadının nasıl aşağılıyor olabilirler bu etekleri? Kadının bir şeyini küçümsemek mi? Bak şimdi evet yani Mine şimdi hani böyle bir popülerlik var ya dünyada da işte güzel kadın, seksi kadın işte mesela ben kızımı okula gönderirken de etek şortlu eteği tercih ediyorum. Çünkü bununla böyle yani bu kişileri söylemiyorum ben elim bunlar derken. Yani işte bu makyaj şimdi bakıyorum. Yani çok değerli bir arkadaşımız, sevdiğimiz bir arkadaşımız. Neden? Bunları görerekten çocuk kendinde özenti denemeye bile kalkması onun başka bir sapkınlığa gitmesine neden olabilir. Yani çok koruyup kollamanız çok kötü dünya var şu anda. Ama bazen de sosyal sorumluluk için ojeler sürüyor erkekler dünya çapında işte belli konulara temas etmek için mesela böyle Mert Ramazan'ın da sürdüğü pek çok ünlü tamamen sürdüğü. Alttan verilen subliminal mesajları herkes belki işte dediğin gibi bir şeyi protesto etmek için falan ama yanlış protestolar bunlar. O alttan alta o metinler başka türlü çalışabiliyor. Evet sen belirli bir yaş grubuna geldikten sonra şunu diyebilirsin. O sahne performansı olabilir orada istediğini yapabilir. Ama Almula'da diyor ki 15, 13, 8, 9, 5 yaşındaki çocuk var. Takip ederse ki takip etkilenme ediyorlar. İhtimali var mı ki Alişan da öyle söylüyor. Benim çocuğum etkilenmez çünkü aslında benim eğitimimden geçiyor. Bana sorduğu zaman ben olay onu çok güzel açıklayabilirim, anlatabilirim. Ama bir başkasınınki evet işte etkilenebilir. Ama yani başka evet. yerleri düşündüğün zaman o çocuk onu ne oluyor şimdi millet evden yani çok var çocuklar evden kaçıyor ünlü olmak adına. Hangi yarışmaya girsen ünlü olacağım. Niye? Bu portföyleri görüyor. Bunlar yatlarda yaşıyor, bunlar katlarda yaşıyor. Bak tiplerine herkes alkışlıyor falan. Yani işin temeli hep eğitimden geçiyor aslında. Yani. Evet. Anne babalarının da çocuklar olursa, üzerindeki şey söylemi değil mi? Doğruları anlatması, nasıl kullanması gerektiğini. Koruyacaksın dedim ki. Dedim ki yani koruyabildiğim kadar ben elimden geleni yapıyorum. Ben yanayım. Ben burada ayrılıyoruz. Ben özgürlükçü bir insan değilim. Fazla özgürlük biraz
ya ben İngiltere'deki okuldan o yüzden getirdim Türkiye'ye. İngiltere'de her şey fazla özgürlük. Aile, aa, aile içine karışamaz. O yüzden mi geldin? Ben onun için çektim. Dedim ki orada okumayacak, istemiyorum ben. Eşim inatla götürdü. Geçen sene çok büyük şeyler yaşadım. O götürdü. İngiliz sistemine girecekler dedi. Şimdi pişman oldu. Kendi de Türkiye'ye yerleşiyor. Ne gibi şeyler oldu? Bir kere korkunç bir özgürlük var. Korkunç bir, yani saygı tamamen bitti. Şimdi yeni oyunculara kızıyoruz ama dünyada da... Mesela sen ona sinirlendin. Ya bunu nasıl yapar? Eskiden anneanne terliği vardı, tamam mı? Evet. Ya bir şekilde ailenin içinde çocuklara bir şekilde müdahale etmen lazım. Çocuklar o kadar özgür olamaz. Geldi kızım bana Londra'da. İngiltere'ye gittiğimde bir şey söyledim. Sen karışamazsın. Bana bak dedim. Ben öyle bir karışırım ki dedim. Ben dedim ne İngiliz tanırım ne bilmem ne dedim. İşte tartıştık bu konularda. Hakikaten çok şey sıkıntılar geçirdim. Hayır dedim, Türkiye'ye gelmeleri gerekiyor. Böyle bir şey olamaz yani, ya çocuk çocukluğunu bilmiyor. Senin karşına çıkıp işte sana ahkam kesmeye başlıyor. Çünkü o çocuğa sen bir bireysin algısıyla. Yok öyle bir şey. O çocuk ya. O çocuk. Ya 14-15 evet, yaşında. Çocuk. Evet. Ya çocuk yani, adı üstünde. Sen yani belki unutanlar için hatırlatalım. Almula. Ha? O konuyu geçelim. Hayır hayır, eşin İngiliz. Ha, eşim İngiliz. İki tamam. tane çocukları var. Londra'da yaşıyorlardı. İki yıl önce dönüş yaptı ama dönüş yapmanın sonra tekrar eşim götürdü çocukları, aldı. Tabii büyük şeyler diye. Yani i̇şte canım burayı bilmiyoruz. O dedi ki yani İngiliz haklı, kendine göre kendi kültürüne girsin istedi. Sonuçta iki buranın kültürünü öğrendi dedi. Tabii. Falan. Ama yani sonra o da gördü. Yani o özgürlük... anlamını kaybetti artık. Özgürlük her şeyi yapabilmek, istediği gibi hareket etmek, evet. saygısızlık, sevgisizlik, bencillik bunlara gidiyor. Ya orada çocuk, sen bir şey söylediğin zaman telefonunda polis telefonu kayıtlı, okulda kaydettiriyorlar. Diyorlar ki annen baban sana bir şey söylerse derhal polisi arayacaksın. Böyle yetişti. Böyle bir dünya olamaz ya. Ya her şeye rağmen ne kadar sıkıntılarda yaşasak bizim ülkemiz bazı şeylerde hala koruyor şeyini. O geleneklerini, göreneklerini. Şimdi ben onları öğretmeye çalışıyorum. Anıl'a nasıl ikna ettin İngiliz eşini? Kendi ikna oldu zaten. Kendi bir gün ben artık gerçekten orada okuyacaklarını düşünüyordum. 20 gün öncesine kadar. Eşim kendi telefonu. Ya benim için de okul da burada bitti. Sistem İngiltere'de bitti diye mesaj attı. Hemen bir okul bul orada diye. Robert da burada mutlu. Bakmayın. Burayı çok seviyor. Robert'ı da Türkiye mi çevirdin yoksa? O çoktan çevrildi Türkiye. Ben artık öyle bir oldu ki mesela çantayı yere koy. Aman yere koyma, bereketi kaçar diyor. Ay çok tatlı. Elinden ben yanlışı bazen unutuyorum. Ben çok dikkat ederim. Bıçak falan vermem. Bıçak verdim ama atıyor onu. Falan yapıyor. Böyle de yapıyor mu? Ya onu oğlan öğrendi. Bir de oğlan bir şey oldu mu? Hay Allah'ım ya diye başlıyor. Bayağı bir tabii ya ben çok mutluyum. O geleneklerden değil, buradaki geleneklerle yetiştiklerinde. Ama burada olsunlar, ben de mutlu olacağım evet, bu zaman. Çünkü Almula'yı yakalayamıyoruz. Nerede olduğunu şaşırıyorum aynen artık. Aynen öyle. İngiltere'de mi, Bodrum'da mı, İstanbul'da mı, Ankara'da mı? Aynen, gelenekleri ve görenekleri yayma cemiyeti başkanı. Evet ama çok güzel ya. Bizim gerçekten ülkemizin her şeyi çok güzel. Bazen kıymetini bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Evet. Ama dışarı gidince anlıyoruz. Dışarı gidince anlıyoruz. Yani ama tam tersi bir durum var. Mesela artık ünlüler, oyuncular ne yapıyorlar? Gidiyorlar. İngiltere'ye gidiyorlar, İtalya'ya gidiyorlar. Çocuklarının orada eğitim almasını istiyorlar. Böyle pek çok örnek var. Ben bu işi yapıyorum. Benim yurt dışındaki işim de bu, göçmenlik işleri yapıyorum. Göçmenlik çok kişiyi de götürdüm. Yakın arkadaşların Halit Ergenç, Bergüzel Korel. Onlar da yerleşti. Ama onlar burayla irtibatı çok kopartmadılar. Gene genelde buradalardı. Çocuklar orada okuyor. Yani ben oradaki, belki ben özgürlük olayına biraz karşı olduğum için, birey değil çocuk olduklarını öne çıkartmaya çalıştığım için benim için ülkem daha kıymetli, eğitimli ve geleneklerde. Çocuklar memnun mu? Oğlan zaten çok memnun. Kız tabii şimdi tam genç kızlık döneminde ya, o onun hoşuna gidiyordu. Ya sana ne demek falan. Şimdi ben diyorum ki dur, bu evde kurallar var. Buraya geldin, benim kurallarım geçerli diyorum. O biraz canını sıkıyor ama o da sevecektir. Zaten ülkeyi seviyorlar, çok seviyorlar. Ay, çok yurt güzel. Dışına gidip yurt dışında o havayı soluyorlar. İşte okulu, eğitimi, alışverişi, havası neyse... Sonra bir hayal kırıklığı oluyor. Tabii. Ama böyle bir yurt dışında çocuğum okuyor. Ben yurt dışındayım. Çok havalı oluyor değil çok mi? Çok havalı. Daha üst segment kafasıyla yorumlanıyor. Çok güzel bir ülkemiz var. Ben ülkemizde kesinlikle. O mutluluğu, tabii ki. Özgürlüğü yaşamak. Ben de yaptım. Tabii. Yıllarca gittim oraya. İşte kaldım. Orada olmak, orada yaşamak. Evet. Bazı şeylerde evet ama... burası çok kıymetli. Evet. Şimdi bakın yurt dışında ev alanlara bakın. Biz burada siz ne güzel söylediniz. Deneyimlediniz, geldiniz. Bir de yurt dışında ev alanlar. Binlerce euro, milyonlarca dolar. Üstelik.
Ünlülerin yurt dışındaki yatırımları arttı. Hangi ülkelerden neden ev aldı? Türk ünlüler yatırım konusunda dünyaya açıldı. Yurt dışındaki yatırımlar arttı. Amerika ve İngiltere'nin revaçlı olmasının ardından bu halkaya Yunanistan da katıldı. 450 bin eurodan başlıyor, 3,5 milyon euroya kadar çıkıyor. Yurt dışı yatırımlarda fiyatlar değişirken bakalım hangi ünlü ismin hangi ülkede evi var? Amerika'da evi olan ünlü isimlerin listesi bayağı kabarık. Oyunculardan şarkıcılara hatta yazarlara kadar birçok ünlü isim Amerika'dan ev alıyor. Ebru Gündeş, Volkan Konak, Seda Sayan, Hamdi Alkan, Kenan Doğulu, Beren Saat çifti, Türkan Şoray ve kardeşi Nazan Şoray, Tolgan Sayışman, Mahsun Kırmızıgül, Sibel Can, Kenan İmirzalıoğlu, Yılmaz Erdoğan ve Orhan Pamuk Amerika'da evi olan isimler arasında. İngiltere. Yurt dışından ev alan ünlüler arasındaki en popüler ikinci adres ise İngiltere. Rahmi Koç, Aslı Enver, Haluk Bilginer, Aşkın Nur Yengi, Zerrin Tekindor, Halit Ergenç, Bergüzel Korel çifti, Gülşen, Işıl Rüştü Reçber, Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Işın Karaca, Sibel Tüzün, Zinet Salih, Mustafa Sandal İngiltere'de evi olan ünlüler arasında. Yunanistan. Komşu Yunanistan'dan ev almaya rağbet de her geçen gün artıyor. Demet Özdemir, Zeynep Bastık, Cengiz Abazoğlu, Ozan Güven, Eda Taşpınar, Nusret ve Rahmi Koç komşuda evi olan ünlü isimler arasında. Almanya. Almanya'da evi olan ünlü sayısı da azımsanmayacak derecede. Tarkan, Rafet Erroman ve Zerrin Özer'in Almanya'da evi bulunuyor. İspanya. Gülşen, İspanya'da ev almayı tercih eden ünlüler arasında. Fransa. Ev almak için Fransa'yı tercih eden isimler Tuğba Büyükhüsün, Okan Bayülgen ve Kıvanç Tatlıtuğ. Hollanda. Erkan Kolçak, Gösendil, Cansu Tosun çiftlerinin Hollanda'da evleri bulunuyor. Belçika. Belçika doğumlu olan Hadise'nin burada evi bulunuyor. İtalya. İtalya'da evi bulunan isimler kariyerine burada devam eden Can Yaman, Mehmet Günsür ve Serra Yılmaz. Bali. Tuğba Ünsal, Irmak Ünal ve Beynur Gerede'nin Bali'de yatırımları bulunuyor. Masada konuşuyoruz. Evet. Bu arada pardon, bir şey daha öğrenmiş oldum. Sen beni bugün şoktan şoka sokuyorsun. Irmak Ünal. Sana yuh derim o zaman Müge. Vallahi yuh. 157 de... senedir anne arkadaşız. Anne tarafından kuzenim. Bak, benim teyzemin kızı. Aa, teyzenin kızı. Teyzemin kızı Irmak tabii. Ünal. Tabii canım. Ya gerçekten Müge'den sana B vitaminleri falan takviyeler yollamaya başlayacağım yani. Allah, yemin ediyorum bak Irmak Ünal'ı bilmiyordum. Unutmuşsundur belki. Unutmuşumdur. Başka şeyler unutmuyorum da onunla ilgili. Evet, Irmak çiçek bizim kuzenimiz. Çiçeği biliyorum, çiçek dille ilgili biliyorum. Ama Irmak benim teyze tarafından direkt kuzenim yani. Sevgiler, selamlar buradan. Evet, o Bali'ye yerleşti. Bali'de orada yaşıyor. Evet, yurt dışında yaşamak da zor. Şimdi burada ünlülerin milyon dolarlık, milyon euroluk evlerinden bahsederken sizi çekip çıkarıp buraya İstanbul'a alalım. İstanbul'da çok havalı bir çiçekçi. Böyle evet, bayağı artistlerin birbirlerine çiçekler gönderdikleri, sosyetik isimlerin eline Allah'ım sana geliyor, evlerine aranjmanlar istedikleri bir çiçekçi de 1001 adet, yani 1001 adetle yapılan şu an fotoğrafta gördüğünüz evet, şakayık aranjmanın fiyatı 499 bin. Yani 990 bin, yani 500 bin lira olması sosyal medyanın dilinde. Bu 220 gram altın fiyatına eşdeğer. Daha da tuhaf olanı, tamam fiyat anormal, tuhaf, aa diyorsunuz. Sipariş için onlarca kişi sırada ve bitmiş. Yani Müge, bu bahsettiğin bu çiçek mi? O toplama. Çiçek. 1001 tane gül var. Şakayık. Şakayık var. Düzeltiyorum. Ne önemi var? Şakayık gül. İşte her neyse. Ha. Yani hani çiçeğin bir şeyini şakayık de belirtelim de. Mesut Yılmaz'ın Milliyet'ten haberi. Bu sıradalar bitmiş. Bir şeyler söyleyecek. İyi tarafından bakmak istiyorum. Pollyanna buyur. Çiçek alma zevkine, ruhuna sahip insanlar var demek ki. Ne kadar güzel. 500 bin liracık. Yani. 500 bin liracık. Yani kim alma verme dengesi tabii. Onlar alıyorsa bu adam da bu şekilde satar, kişi de kimse. Ben gidip yani 500 bin liralık şey değil, 1500-2000 liralık şey alırken bile hani düşünerek alıyorum. Siteye girdim meraktan. Aha. En ucuzu 6000, 6500 falan. O da küçücük böyle minicik buketler falan. İnsanlar ya, bir tarafta aç. Gerçekten böyle ben şey akıl, ben nasıl tanımlıyorum? Artık bir akıl şey tutulması yaşıyor. Ben size buradan vereyim mi çiçek? Ben hemen şuraya. En güzeli. Yani, bak. Akıl tutulması yaşandı. Biz o çiçekleri göremeyiz. Vallahi. Yani doğanın sana sunduğu bedava toprak, gübre, su, güneş, işte fotosentez, ne derseniz böyle sen bir, onu moda al, oluyor herhalde aralarında bir şey yok, söyleyeceğim. Yok, bir şey yani. Bence artık bak, hani bu, Seren, dengelerin olmaması tamamen. Hadi bunu alan
bunu hediye olarak kabul edenin de aklında bir şey olmaz. Aa, niye oraya takıldın? Hayatım gördük yani, bak, o fenomenler bir şey nasıl patladılar nasıl ardından. Patladılar, evet. O yapılanlar normal şeyler mi? Değildi. Değildi. 500 yıllarca yaşanan şeyler elbet önüne düşüyor. Evet. Yani ama alan için önemli değil ki. Allah'ın çiçeği ya. Hadi git altın al, tamam bu zamanda altını al, biriktir. Yatırım yap. Nasıl sen 500 bin çok acı, çiçeğe verirsin ya? Ülkede çok ciddi sıkıntılar yaşanırken 600 bin liralık, 700 bin liralık çiçeklerdi, ev kiralarıydı. İnsanlar işlerini bırakıyorlar, ev kirası ödeyemedikleri için. Mesela Bodrum'da çok boşaldı memur kesim. Çünkü kira ödeyemiyorlar. Yani ben buna akıl tutulması ve şuursuz dönüyorum. Bu döneminde geçeceğini düşünüyorum. Almula geçenlerde Sabah Gazetesi'nde Ömer Karan'ın haberi vardı. Bak, aidat İstanbul'un en lüks rezidansının olduğu bir yer var Zincirlikuyu'da. Aidat ne kadar? Aidat aylık kapınıza ya da işte dijital şeyinize geliyor, işte elektrik, su, bakım. 50 bin TL. Sadece aidat. Çünkü o evin, o daireler 250 bin utanırım. Lira falan. Yani ben öyle işte. Bir paraya sahip bile olsam bunu yaşamaya şu anda bu ülkede utanırım. Ben bu çiçeği almaya da param deli gibi olsa, bu çiçeği almaya da, bu çiçeği hediye etmeye de utanırım işte. Mesele o. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Kimseyi de burada, yani diyorum ki özel değil, tenzih ederek de söylüyorum herkese, ama bazı şeyler çok kolay kazanılırsa, çok kolay, evet, hiçbir arka metni olmadan çok kolay da harcanır. Onlar yani için önemli değil. Niye düşünüyoruz o paraları harcarken? Hiç önemli değil. Önemli, akıl tutulması ve şuursuzluk diyorum ve çok kolay, çok kolay olduğu için de işte kimisi farklı şeylerden sonunda bir şekilde dönüyor dolaşıyor ellerine. Patlıyor. Tamam, bunun, onlar için parayı harcamak kolay olabilir. Benim için zor olabilir. Evet. Mesele harcarken o düşüncenin kafana gelmesi. Yani teknik olarak parayı harcamak değil orada. Abi niye gelsin adamın? Şey. Niye gelsin? O zaten çok kolay yok. Kazanan insanın öyle bir değerleri yoktur kim zaten. Kim bilir kimlerin hakkını yiyerek kazanıyor o parayı. O paralar kim bilir nasıl geliyor? Tabii. O çiçek üzerinden o para dönecek iki belki. İki gün sonra solacak, gidecek yani. Ama o değerleri yok. Onun o çiçeğin güzelliği de önemli. Değerlerini zaten o çok kolay kazananlar, o değerleri zaten kaybetmiş kişiler. Saygıyı da kaybetmiş, doğru, sevgiyi de kaybetmiş. Kendi yaşamına, kendi ülkesine, kendi şeyine değerlerini kaybetmiş kişiler. Mekanik yaşayan zaten. Tipler. Desinler bunlar böyle ruh gibi yaşıyorlar. Bir de biraz yani. Desinler. O desinler kafası da var. Bir de bazı insanlar için bu 500 bin TL. 500 TL. Vallahi çok merak ediyorum. Kim aldı, kime hediye etti? Ben de merak ediyorum. Çünkü sırada olduklarına göre evet, bu harcaman yapılıyor için. Demek vallahi ki. Vallahi kim aldı, kime hediye etti? Keşke ben tahmin edebiliyorum. Keşke de bir çıksa. Tam zenginin malı züğürdün çenesini yorar zenginin hesabı de, olur. Evet. Yani. Ama ben size çiçek verdim, insan bir teşekkür eder. Ay, 500 bin çok ama. Bak Yelda'cığım. Ay teşekkür hemen ederim. Dün de zaten gönlünden bana evet, bahçesinden evet, topladı getirdi, ne güzel. Aldım bedava saksıma koydum. 500 bin olmasa da. Yok yani, uykularım falan kaçtı. Haberi okuyunca uykum kaçtı zaten. Hadi çiçekleri şöyle takalım ve takalım, tura gidelim mi? Tura gidelim, magazin hadi turuna gidelim. Sosyete gelin mi oluyor? Hakan Sabancı ile evliliğe hazırlanan Hande Erçel'in hayatında neler değişti? Hakan Sabancı ile evliliğe hazırlanan Hande Erçel'in sosyetik gelin olma yolundaki adımları. Mimar Sinan Üniversitesi'nde yarım bıraktığı sanat eğitimine döndü. Türkiye'deki sergileri gezip tablo alıyor. Dünyadaki sanat galerilerini gezip paylaşım yapıyor. Erçel en son Fazıl Say'ın konserindeydi. Konserde müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı da vardı. Ayrıca Erçel at binme dersleri de almaya başladı. Sanat, koleksiyonerlik, at binme sosyetenin olmazsa olmazları olarak biliniyor. Hande Erçel'in ağzını neden bıçak açmıyor? Konuşamayacak mıyız yine? Sevgilisi Hakan Sabancı ile mutlu mesut aşk yaşayan Hande Erçel son günlerde magazin basınına mesafeli davranıyor. Hande Erçel artık röportaj vermiyor. Hande Hanım günaydın. Nasılsınız? Toplantı galiba. Çok acelem var diyerek menajerlik ofisine giren Hande Erçel çıkışta da konuşmadı. Hande Hanım merhaba. Nasıl bu da? Konuşamayacak mıyız yine? Konuşamayacağız, toplantı var. Bitti toplantı. Meksika merkezi Miss Universe Organization tarafından Meksika'da düzenlenecek kainat güzellik yarışmasına Suudi Arabistan tarihinde ilk kez bir güzel gönderiyor. Suudi Arabistanlı 28 yaşındaki model Rumi Al-Kahtani, Malezya'da düzenlenen Miss Mrs. Global Asya güzellik yarışmasında ülkesi adına yarıştı. Suudi Arabistan böylelikle ilk kez bir güzellik yarışmasına katılım göstermiş oldu. Büyük aşk bitti. Filenin belki de en meşhur sultanı, milli gururumuz Zehra Güneş, parke zeminde bulduğu mutluluğu maalesef aşkta bulamadı. Türkiye'nin voleybol sahnesinin parlayan yıldızlarından Vakıfbank'ın smaçörü Zehra Güneş ile Eyüpspor'un yetenekli kalecisi Berke Özer'in yaklaşık 6 aydır devam eden ilişkisi sona erdi. İkilinin ayrılığının nedeni ise yoğun spor programları oldu.
oldu. 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses seçimin ardından yaptığı paylaşımla herkesi dumur etmişti. Tatlıses, seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymadık demeyin. Tüm bekarlara selam olsun. Ben evleniyorum demişti. Ancak acı gerçek ortaya çıktı. Daha önce Adalet Durak, Perihan Savaş ve Ayşegül Yıldız'la evlilik yaşayan Tatlıses'in 1 Nisan şakası yaptığı ortaya çıktı. İzmir'de bir evi olan Tatlıses, ikinci evini aldığını açıklayarak şaka yaptığını itiraf etti. Aydın G, kalça kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu. Oyuncu Tuğrul Tülek elini sakatladı. Tuğrul Tülek bayramda İstanbul'da olacakmış. Fırat Tanış, eski sevgilisi piyanist İklim Tamkan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelmişti. İklim Tamkan, Tanış'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını, bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum sözleriyle iddia etmişti. Tanış ise, sükutum ikrar değil, yasanın varlığına duyduğum saygıdandır sözleriyle yanıt vermişti. Ağzını bıçak açmadı. Sürpriz aşk, Çiğdem Batur ve Gökhan Keser ilk kez el ele görüntülendi. Sinema severlerin büyük bir heyecanla beklediği Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali'nde gala gecesine geri sayım başladı. 3000'i aşkın yapım arasından ön jürinin seçtiği 40 finalist birbirinden değerli jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. İlk olarak Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali direktörü Topkapı Üniversitesi'nden doçent doktor Nagihan Çakar'a uzatıyoruz mikrofonumuzu. 40 tane filmler jüri tarafından izlendi. Bugün 12 tane film ödül alacak ve nihai sona geliyoruz. Çok keyifli bir süreçti, bir o kadar da yorucuydu. Jüri üyeleri bu kadar yoğun olmasına rağmen hepsi büyük bir özveriyle 40 tane filmi izlediler. 4 Mayıs'ta da galamız gerçekleşecek. Dünyanın her yerinden 3000 üzerinde başvuru geldi ve neredeyse 121 tane farklı ülkeden de katılım oldu. Hiç ismini duymadığımız Ekvador'dan, Gana'dan, Filipinler'den, Uganda'dan, çok çeşitli ülkelerden çok keyifli filmler geldi. İklim krizinden çocuk istismarına, çok farklı konulara kadar çok keyifli filmler vardı. Varol Yaşaroğlu ile birlikteyiz. Ya ben gerçekten filmlerden etkilendim. Daha önceden de İzmir Film Festivali'nde hatta bazı izlediğim yapımlar burada da vardı. Orada da çok beğenmiştim zaten. Hatta bu yabancılarla yerleri karşılaştırdığımda Türklerin yaptığı işlerin bayağı öne çıktığını gördüm. Yani bayağı güzel animasyonlar var. Beni çok etkiledi. Hele bir yapım var zaten yine favorim o. Bence bayağı dünya standartlarında ve değişik bir iş. Yani hani gerçekten böyle bütün yaratıcılığını ortaya koymuş, izlediğim en ilginç filmlerden bir tanesi. Yani yenilikçi bir film. Bu arada animasyonları değerlendiriyorsunuz değil mi? Evet, aynen animasyonu değerlendiriyorum. Düşünün bak, animasyon konusunda bunu söylüyorum. Kısa filmler aslında uzun metraja geçişin bir şeyi, yani aracısı. Yani bir sonraki adım aslında uzun metraj. Burada kendini kanıtlayan aslında yapımlar belli bir süre sonra uzun metraja da dönüşebilir. Ya da burada emek harcayanlar uzun metraj filmlere de yönelir. Bu anlamda gerçekten kısa filmleri, böyle kısa film animasyonlarını sektörümüz açısından çok değerli buluyorum ve bu tür yarışmaların da daha çoğalmasını isterim. Hatta mümkünse birçoğunda da ben jüri üyesi olmak isterim. Çünkü ben zevkle izledim ve çok güzel işler var, yani gerçekten çok etkilendim. Kral Şakir'in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu'ndan yeni projesinin detaylarını da öğreniyoruz. Süper bir takım diye ayrı bir projeye daha başladık. O da çok gerçekten gümbür gümbür geliyor. İyi bir proje daha geliyor gerçekten. Hani o da bir kademe daha yüksek çıtayı arttırabilir yani. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yani bizim amacımız bundan sonra böyle animasyon karakterlerle nasıl dünya çapında bazı kuruluşların böyle kendilerine ait kahramanlardan oluşan evrenleri var. Öyle bir evren oluşturmak istiyorum. Umarım bu yolculukta güzel güzel ilerleriz hayal dünyasında. Varol Yaşaroğlu'ndan sonra Hande Doğandemir ve Onur Büyüktopçu'ya uzatıyoruz mikrofonumuzu. Hem kendi içimizden hem yurt dışından o kadar şahane gözler, o kadar şahane kalemler çıkmış ki ben jüri üyesi olunca fark ettim. Çünkü bu kısa film festivalinde bizler için en önemli şey bir oyuncu olarak şahsen bu. O yüzden çok mutlu oldum. Tabii ki zorlandım. Hani kendi adıma konuşayım, zorlandım seçim yaparken ama bence iyiye doğru bir işaret bu. Bir diğer jüri üyesi ise Selin Gelinci. Gerçekten farklı coğrafyalardan, farklı kafa yapılarından, farklı yaratıcılık disiplinlerinden güzel filmler izledim. Güzel de kategorilendirilmişti. O yüzden mutluyum başka sanatçılarla tanıştığım için. Bilma Eles ise bu önemli projenin jüri üyesi olduğu için mutluluğunu dile getirdi. Sanat için yaşıyoruz.
Yoksa hayat her şey çalışmakla geçmez ki. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Tayf Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali'nin gala gecesi 4 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek. Türkiye'de en iyi trail koşularına defalarca katılan maratoncu Kadir Çelik işitme engelli bir sporcu. Atılım süreci çok iyi geçti. Yani kendime hatırladım. Hedeflerim vardı, hayallerim vardı. Hırvatistan'a gitmek için bu çocuk eğitim derneğini, o çocuklar için, benden sonrası gelecek çocuklar için adımlar atacağım. Bebeklik döneminde yüksek ateşten dolayı iki kulağında da işitme kaybı oluşan Kadir Çelik, 4-8 Nisan'da Hırvatistan'da, 26 Ağustos'ta Fransa'da Sessizliğime Kulak Ver sloganıyla 0-6 yaş işitme engelli çocukların okul öncesi eğitimlerine destek veren Çocuk Eğitim Derneği için koşacak. ÇED Genel Müdürü Melike Argiş bu gurur tablosuyla ilgili bilgi verdi. Buradan onun tabii gönderilmesini, yurt dışına gönderilmesi sanırım bir otomotiv firması var. Bu firmamız ve aynı zamanda bir spor giyim firmamız var. Ve Çocuk Eğitim Derneği üçlü bir birliktelik sağlayarak kendisini 4 Nisan'da Hırvatistan'a gönderiyoruz. Evet. Şimdi böyle değerli tiyatrocu aileden gelen iki karakterin anıları da çok olur. Anılarla birlikte bir de çok güzel bir fotoğraf gösterdiler bize. Evet, seyirciyle de paylaşalım dedik. Almula ben kim bir kimdir bir evet. Göster. O fotoğrafı buldum, yolladım Almula'ya. Çok şaşırdı, yani. İnanamadım. Aa, bu fotoğrafta şimdi, kimler var şimdi? Ya, kimler? Evet. Gelsin. Şimdi amcam Enis Fosforoğlu ve eşi. Ben yokum daha. Evet. Daha yok ortada. Şu şuradaki var ya şuradaki. Bendeniz. Bir dakika şimdi Seren'in anne babasının nikahı öndeki Almula. Surat bakar mısınız? Aynı muzur değil mi? Her an evet, her şey orada bir şeyler şey yapabilir durumunda. Hazır. Belkıs halamız. Belkıs Dilligil. Babamın teyzesi oluyor. Evet. Çiçek Dilligil. Kuzenimiz. Ya, evet. Rahmi Dilligil. Abisi. Gene bizim kuzenimiz. Böyle geçiyorum. Babacığım. Mualla Fırat. Babaannem. Amcamın annesi, babaannesi Seren'in, benim annem, babam, babamın kucağındaki bir dakika, babam kardeşim, derken ismini de Erdem Ertel Fosforoğlu. Bakar mısınız ifadeler ne kadar benziyor ikisi çok arasında? Çok benziyor. Yaş farkı da aslında çok değil. Bu ailedeki bu kaş yapısı. Kaş, gözler kaş aynı. Ve gözler, evet. Kaşlar ve gözler hep aynı. Ve kardeşim, o da müzisyen zaten. Teymur Alp. Yani inanılmaz bir şey. Daha Seren, işte bundan kaç sene sonra ortaya çıktın? 4 sene sonra. Peki al bu isimleri nikahtan bir tiyatro sahnesine koy, devam etsinler. Burada zaten yok ki. Bir şey söyleyeyim, şimdi o durumdayız. Çünkü oyunda Seren, ben, kuzen, benim kardeşim müzisyen olarak oyunda yer alıyor. Ayşen İnce, Ayşe Nişanlıoğlu benim gelinlerim. Ya Ayşe Nişanlıoğlu Rahmi'nin eski eşi. Eski eşi işte. Hmm. Yani öyle bir bağımız böyle var. Benim erkek kardeşim. Bağlanmışsınız. Tabii tabii. Türk tiyatrosuna hizmet etmişsiniz. Ayşenil'le, Ayşenil'in kucağında benim resmim var mesela. Yani yıllar öncesinden. Şimdi çok acayip böyle Seren'in bir bağımız. Ferdi, şey. Ferdi Hoca ile çok yani telefonlarla konuştuk, evet. Ama sevgili Seren'in babası ya şimdi Türk tiyatrosu. Yalnız lafını keseceğim. Şu kadının tatlına bir baksana o, ya Ayşenil'in. O zaten ya yıkıyor gece, böyle komik bir kadın olamaz ya. Ayşe Erbulak bizimle, Yeşim Gül, evet, bizimle. Yeşim benim 55 yıllık arkadaşım. Biz konservatuarda da aynı sınıftaydık. Devlet tiyatrosundan, televizyon dizilerinde de oynuyor siz zaten. Siz ailecek sahneye çıkıyorsunuz. Tamamen aile yani. Evet, evet, aile. Yani Ayşe ile de mesela konuşurken Altan Erbulak'la babamın beraber resmini buldum. Dedim ki bak şimdi karşılıklı oynuyoruz. Ne kadar tuhaf güzel yani. Ya. Çok ne çok kadar güzel bir şey yaşıyoruz anı sahne üstünde. Benim şu anda. Benim Enis Fosforoğlu'yla şöyle güzel bir anım var. Sevgili babam, rahmetli babam ve anneciğinle. Şimdi röportaj yapıyorum. 21-22 yaşındayım. Yanımda da foto muhabiri arkadaşım var. Köprüden geçiyoruz. Baban arabayla önümüzden geçiyor. Bizim odadaki evinize götürüyor. Biz geldik. Köprüde o zaman böyle para ödeniyordu. Yani. Şimdiki gençler bilmez. Dedi ki sizin paranız ödendi dedi. Nasıl dedik yani, sırayla bekliyoruz ya. Enis Bey ödedi sizin paranızı dedi. Ne kadar ince bir adam. Öyle, arkadan gerçekten gelen aracın parasını ödüyor. Bu da bana gelmişlerdi eve hep, evet, birlikte. Moda'daki evinize geldiğimizde dedi ki röportajı yapalım. Yaptık, bitirdik. Enis Fosforoğlu dedi ki hayatta ay, bırakmam dedi. Gözlerim doldu yerim ben. Çok güzel insanlardı. Annecin kuru fasulye, pilav ve kadındı, turşu hazırlamış.
bir sofraya oturduk. Ya, gerçekten hani meslek hayatımın ilk röportajları bunlar. Tiyatrocuların en azından benim gönlümdeki yeri çok başka. Çok başka insanlar. Yani. 9 ay arayla vefat ettiler. İkisi de bir yani babamın ölümüne amcam zaten çok, çok üzüldü. Çok içten içe, içten içe 9 ay arayla vefat ettiler. Yani kıymetlerini bildik mi? Yatsınlar. Bence bilinmedi. Biz seyirci olarak bilmiş olabiliriz. Ama sektör bilmedi. İkisi bilmedi. İkisi de çok kırgındı sektöre zaten. Evet. Yani sen ne demek senin hayatını tiyatroya adamış babanla yapımcıların pazarlık yapma hikayesini evet. Ben unutmuyorum. Evet. Ara ara da hatırlatacağım reklamla. Evet. Teşekkür etme çok dakikaları geldi. Evet. Biz bir kere çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Biz kadın hikayelerinde hepinizin, tüm seyircilerimizin hikayelerini de bekliyoruz. Büyük bir Türkiye turnesine çıkıyoruz 26 Nisan itibariyle. İkimizin de sosyal medya hesaplarında sürekli yayınlıyoruz gideceğimiz yerleri. Bizi takip etsinler, gelsinler, izlesinler bizi. Birlikte seyredelim, eğlenelim. Biz de gece söz veriyoruz. Geleceğiz. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.